Şimşek, Dorukhan. Dorukhan gelir. Hakbatur'u da yabana atmamak gerekir. Neme lazım? Bakalım dördüncü ayak için ne yazmış? Favori hepsinde Gülüşen. Bunlar bu işi bilmiyorlar be. Gülüşen 10 senedir tabela bile yapmadı ki. Ahmet, tüyo var mı? Dördüncü ayakta Yağmur'u tek geç. Sağlam mı? Abi atmamalanmış. Garanti diyorlar. Bakalım kaç liralık oldu? 24.000. Neyse, bu hafta 200 liralık oynayalım. Günaydın müdür bey. Günaydın. İstediğiniz dosyayı getirdim. Evet. Bizim muhabirlerden kim var boşta? Yalnız Ali var efendim. O salaktan başka kimse yok mu? Ötekilerin hepsini değişik işlere yolladınız. Çağır şunu bana. Peki. Galatasaray Bursa. 1. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Beşiktaş Malatya Spor. 0. Aferin. 13+1 tutturursak sana da bir şeyler yaparız artık. Ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi? Ya ligler tatile gireli 2 hafta oluyor. Ne? Yani boşuna mı yazdık bunu? Tam kazanacaktık, lig bitmiş. Hey Allah. Yazı işleri müdürü seni çağırıyor. Bu adam da bensiz yapamıyor. Gene ne istiyor? Bilmem, bir iş var galiba. Ben de olmasam bu gazetenin hali arar. Her iş benim üstüme. Haklısın. Buyur. Beni istetmişsin. Oo, maşallah. Beyimizin keyfi yerinde. Bir pro almaz mıydınız? Havana değilse almam, gıcık yapıyor. Kes! Hipodroma gideceksin. Seni gidi seni. Tiyo mu istiyorsun? Vallahi bunun için hipodroma gitmeye lüzum yok. Ben bir tane yazdım. İstersen ortak oynayalım. Yeter! Beni dinle. Ortalıkta şike söylentileri var. Teybini al, git bir araştırma yap. Birkaç tane de resim çek. Kolay, hallederiz. Patron sizinle görüşmek istiyor efendim. Patron çağırıyor. Geliyorum. Selamımı söyle. Oğlum, ben yazı işleri müdürü. Bir çay getir, demli olsun. Alo. Ayşe, alo diyen sesini yesinler kız. Ali, sen misin? Evet, benim. Bugün çok meşgulüm. Yeni bir iş verdiler. Müdür, bu işi senden başkası yapamaz diyor. Başka kimseye güvenemezmiş. Sahi mi? Çok önemli olmalı. Peki, sen ne dedin? Hallederiz dedim. Bilirsin, benim için leblebi çekirdek bu işler. Bilirim. Başaracağından da eminim. Sahi neymiş bu iş? Mühim değil canım. Uluslararası bir şike örgütünü ortaya çıkaracağım. Bu işler benim için çocuk oyuncağı canım. Hala burada mısın? Kapım! Bak sevgilim, benim hemen gitmem gerekiyor. Akşama Veli'nin barında buluşalım. Hadi öptüm canım. Bu işi olmuş bil. Ha, bir çay ısmarlamıştım, sen içersin. Defol! Oldum. Hadi eyvallah.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben gazeteciyim. Buralarda şike yapılıyormuş. Nerede? Deli misin sen? Bunca yıllık antrenörlük hayatımda hiç böyle şey işitmedim. Siz şike yapıyor musunuz? Git işine be adam. Ya ne biçim davranıyorsun? Memlekette basın özgürlüğü var. Cevap bekliyorum. Defol git dedim sana. Sayın Şökey kardeşim, siz şike yapıyor musunuz? Manyak mısın be? Ben de atla röportaj yaparım. Sen bilirsin. Anlat bakalım şike meselesini. Ya demek öyle. Başka? Bak sen. Yapma ya. Allah Allah. Bu iyi haber. Son koşu için 3 ve yukarı. Son yarış başlamadan bir iki fotoğraf çekeyim. Hadi eyvallah. Her şeyi banda aldım. Bütün deliller burada. Ben sana demiştim. Evvel Allah hallederim diye. Dinle bak. Güzel söylüyor vallahi. Bu ne bu? Ah, eyvah. Ters tarafını koymuşum. Şimdi hallederim. İşte, dinle de gör. Ayım, güneşim, neşem, benim nur yüzlü Ayşem. Seni nasıl severim, bal dudaklım bir tanem. Sigarayı içersin, dumanını üflersin. Ne de güzel gülersin, benim sevgili Ayşem. Nasıl? Harika bir şiir yazmışım değil mi ama? Röportaj! Röportaj nerede, salak herif? Kusura bakma. Kayıt düğmesine basmayı unutmuşum. Ama resimler bir harika. Çok güzel fotoğraflar çektim. Ha işte geldi. Resimler nasıl? Bilmem, ben bir şey anlamadım. Bir de siz bakın. Bu ne bu? Birinci gelene at. Nerede at? Çok hızlı koşuyor. Yalnız kuyruğunu yakaladım. Peki ya bu? Şikeci jokey. Yüzünü göremiyorum. Çok kısa boylu. Resme bu kadarı girdi. Peki ya bunlar? Affedersin. Galiba üst üste çekmişim. Yanık. Eyvah! Boğazında kalacak. Yanık. Al şunu iç. Çek ağzımdan. İyilik de yaramıyor. Eyvah! Adam boğuluyor. Defol! Seni gazeteden kovuyorum. Defol! Defol! Bu ne bu? Meyve. Kaldır şunu ye. Sen bana bir tane daha ver. Baş üstüne. Üstüne. Merhaba, ne haber? Merhaba. Ne bu surat böyle? Kovuldum. Niye? Ne yapacaklar benim gibi beceriksizi? Hiçbir işe yaramam ben. Bir boku doğru dürüst beceremiyorum. Böyle söyleme ne olursun. Ama doğru söylüyorum. İşim yok, param yok. Bir de sen ayrıl da benden tam olsun. Git kendine zengin birini bul. Hayatını kurtar. Nikahına çağırmayı unutmazsın değil mi? Bırak bunları şimdi. Senden ayrılmaya hiç niyetim yok. Benim için çok değerlisin. Benim için çok değerlisin. Değerliyim değil mi? Tabii. Onlar niye beni anlamıyorlar? Beni anlamadılar. Anlamadılar beni. Sizler beni anlıyor musunuz he? Ali hadi gidelim. Dur anlatıyorum. Beni anlıyor musunuz? Ali hadi gidelim dedim sana. Dur ya ne güzel anlatıyorsun. Ben gazeteciyim be. Tabii tamam. Gazetecisin ve gazetecilik yapacaksın. Tabii yapacağım. Toparla kendini. Şşş. Ben gazeteciyim kardeşim. Eyvallah.
Haklısın abi. Ben de gazeteciyim. İçelim. İç. İçim. Gel seni öpün bu. Öp. Oh. Abi be. İzin ver de yengeyi ben öpeyim. Olmaz lan, ben öptün ya lan. Yengeyi öldürürüm lan sizi, keserim valla. Ben de yengeyi öpeyim, ne çıkar ya. Yağmur başladı. Hemen meyhaneye gitmeli. Meyhane taraf bu taraf olmalı. Sade kahve sana iyi gelir. Hayat bir kahvedir, yok bir savaştır. Ben de bu savaşta hep yenildim. Savaş mı dedin? Dur bir dakika. Harika. Ne oldu? Savaş mı çıktı? Dinle bak. Bizim nota verdiğimiz komşu ülke var ya. Ne olmuş? Ne olacak? Herkes savaş tehlikesinden söz ediyor. Yapma ya. Koşu fırından ekmek alalım. Bizim yazı işleri müdürü halkın durumunu incelemek için sınır köylerine birini göndermeyi düşünüyordu. Bu niye sen olmayasın? Niye beni yollasın? Mahrumiyet bölgesi olduğu için hiç kimse gitmeyi düşünmüyor. Ben yarın bir seni önereyim. İyi olur. Ben zaten bu iş için biçilmiş kaftanım. Tamam. Yarın saat 10'da bizim gazeteye gel. Ben zaten askerliğimi savaş muhabiri olarak yapmıştım. Hiç unutmam. Kore Harbi sırasında Çinliler her yönden kuşatmışlar, iyi mi? Benim de kurşunum bitmiş. Döndüm Büyük İskender'e, dedim ki filleri getirmenin ne alemi var? Sen bu işi bilmiyorsun. Ya ben askerlik yaptım mı? Tamam tamam, anlaşıldı. Hadi soyun. Sabırlı ol. Ne acelem var kız? Öyle değil. Pijamanı giy de yat artık. Yardım edeyim mi? Savaş muhabirleri kendi işlerini kendileri hallederler. Sabah 10'da, unutma. Savaş muhabirleri unutmaz. Hadi güle güle. İyi geceler. İyi geceler. Pijama giyilecek. Boş ver ya. Savaş muhabirleri olduğu gibi yatar. Merhaba. Nerede kaldın? Bir saattir seni bekliyorum. Kusura bakma, gazetede mühim bir işim vardı. Aa, sen kovulmamış mıydın? Tüh, unutmuşum. Evet, kovulmuştum. Neyse, iş tamam. Hadi yürü. Sana ben kefil oldum. Yazı işleri müdüründen randevu aldım. Kalbim küt küt atıyor. Ya olmazsa? Olacak. Hiç merak etme. Müdür beni sever. Komşu ülkeyle aramız kötü. Halk tedirgin. Çıkabilecek bir savaş karşısında sınır köylerindeki insanların ne durumda olduğunu merak ediyoruz. Tam benlik bu iş. Yıllarca savaş muhabirliği yaptım. Savaş muhabirliği mi? Tabii. Nerelerde bulundunuz? Oo, o savaş benim, bu savaş senin, dolaştık durduk. Çok gördüm geçirdim. Vietnam, İran-Irak savaşı, Kıbrıs harekatında adaya ilk ben çıktım. Hatta şu Fransız başkomutanı, neydi adı?
Napolyon. Bırak o herifi ya, tanırım. Paradan başka bir şey bilmez. Afganistan-Rusya savaşında ben cephedeydim. Bir yandan bombalar yağıyor. Bomba bir şey değil de sıcak çok kötü. Buram buram terletiyor insanı. Sus artık. Soğuk bir şey içmek ister miydiniz? Kusura bakmayın, sormayı unuttum. Estağfurullah, istemem. Ne diyordum? Kaddafi iyi arkadaşımdır. Reagan da bunu duymuş nereden duymuşsa, geldi yalvarıyor. Söyle şu Kaddafi'ye bize sataşmasın diye. Koskoca adam ayaklarıma kapandı. Na işte Ayşe şahit. Öyle olmadı mı? Sonra Hiroşima'ya atom bombası atıldığı gün... Yani karıştırdım galiba. O zaman doğmamıştım ben. Yoksa oraya da giderdim. Atomdan filan korktuğum yok benim. Tamam Ali Bey, iş sizindir. Muhasebeye uğrayıp harcırağınızı alın. Emrinize bir de özel vasıta verilecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vay be! Yazı İşleri Müdürü'nün özel vasıta dediği bu mu? Yoksa motor kullanmasını bilmiyor musun? Bilmez olur muyum? Kaç tane cross şampiyonluğum var? Yolda sana gerekecek her şey bu pakette var. Sen de içinde misin? Bırak dalga geçmeyi. Önemli bir durumda telsizi kullan. Karşında beni bulacaksın. Ne iyi, hiç ayrılmayacağız desene. Bu motor nasıl gider ya? Çalıştı. Hadi bana müsaade, yolcu yolunda gerek. Güle güle. Toplantıyı açıyorum. Buyurun. Geçen yıl pehlivanımızı türlü tuzaklar kurarak yendiniz. Evvelki yılda kiralayıp gizlice pehlivanımızın koynuna soktunuz. O aşifte yendi bizim pehlivanımızı. Ondan evvelki yılda sizin içirdiğiniz müsil ilacı bizim pehlivanımızın yenilmesine neden olmuştu. Bu sefer pehlivanımızı silahlı korumaya alacağız. Biz o tedbiri çoktan aldık bile. İzin verin de şu pehlivan bozuntusunu hemen altıma alıp kör düğüm yapayım lan. Seni paspas yapacağım. Paspas yapıp çiğnemezsem bana adam demesinler. Ulan ben seni tutayım. Bakın beni. Bırak beni. Tutmayın beni. Bırakın. Bırakın beni. Bırakın beni. Çiğneyeceğim bu adamı. Bırakın. Bırakın tutmayın. Sakin olun. Sakin olun. Kuvvetlerinizi bir ay sonra yataklayın. Neyse canım. Evvelki yıl biz ektik burayı. Geçen yıl da siz ektiniz. Bu yıl kazanan tarafa başka mükafat da var. Sınırdaki dikenli telleri keserek satın aldığımız bu traktör lastiklerinin de sahibi olacak. Ya traktör? İki lastik neye yarar? Ne yapalım? Paramız ancak lastiklere yetti. Her sene mahsulün bir kısmını bu fona yatırırsak 3-5 yıl içinde bir de ortak traktörümüz olur. İyi fikir. Önümüzdeki ayın ilk pazarı güneş günü olsun. Kabul. Diğer şartları usulen okuyalım, karşılıklı imzalayalım. Ver oğlum. Bizler iki ülkenin sınır köyleri olarak aramızda uzanan çok verimli toprağı olan bu tampon bölgeyi insanlık hizmetine açmak için adet olduğu üzere pehlivan güreşleri tertip etmiş bulunmaktayız. Bu güreşler yılda bir kez yapılacak ve galip gelen taraf bir yıl süreyle tampon bölgenin ekme ve işletme hakkına sahip olacaktır. Tamam, imzalayalım. İmzalayalım. Al, ısmarladığın sigarayı getirdim. Sağ ol. Bu da senin beyaz peynirin. Gelecek sefere gene bir karton sigara mı unutma. Sen de kaşar peynirini getir.
Geçen defa getirdiğin çok güzeldi. Tamam komşum. Hayırlı olsun. Hadi eyvallah. Yeşildere Köyü. Yeşildere Köyü, Yeşildere Köyü. Tam sınırda. Şuraya bir uğramalı. Hadi baba. Telleri kesilmiş. Yoksa... Alo. Kartal yuvayı arıyor. Kartal yuvayı arıyor. Cevap ver yuva. Yuva cevap ver. Kartal yuvayı arıyor. Yuva cevap versene. Kartal yuvayı arıyor. Alo Kartal. Alo Kartal. Yuva dinlemede, yuva dinlemede. Yuva dinlemede. Burada tehlike var. Sınırdaki teller kesilmiş. Belki de şu anda benim etrafımı sarmış olabilirler. Kendime kuytu bir yer bulmalıyım. İrtibatı kaybetmeyelim. Eyvah. Alo, Kartal. Anlatmaya devam et. Alo, Kartal. Alo, Kartal, cevap ver. Ne var, ne oluyor? Sınırda durum vahim galiba. Ali'nin hayatı tehlikede. Güzel. Sen devam et. İyi haber. Peki efendim. Alo. Alo Kartal. Alo Kartal cevap ver. Hay Allah neden cevap vermiyorsun? Yuva Kartal'ı arıyor. Alo. Alo Kartal cevap ver. Kartal cevap ver. Yavaş konuş bağırma. Beni yakalatmak mı istiyorsun? Evlenmeden dul kalacaksın. Keşke evlenseydin Ayşe. Sana emekli dul maaşı bağlarlar. Ne olur böyle konuşma. Kendine dikkat et. Komando makyajıma da diyecek yok doğrusu. Tam araziye uydum. Bu kadar usta, bu kadar yetenekli savaş muhabirini nerede bulabilecekler? Şu motora da iyi bir kamuflaj gerek. Bir takım kımıldamalar seziyorum. Motoru kamuflajlamakla meşgulüm. Ayşe, o inek yazı işleri müdürün yatıp kalkıp bana dua etsin. Mesajını bütün gazete ve müdür bey dinliyorlar Ali. Ya iyi. Müdür beye selamlarımı ilet. Bu haberi büyük puntolarla versin. İlk kez hududun geçildiği haberi bomba gibi patlamalı. Eğer kurtulursam buradan resimleri de postaya veririm. Şimdi köye girmeye çalışacağım. Şu anda çevrede fırtınadan önceki sessizlik hüküm sürüyor. Ben harekete geçiyorum. Sen telsizin başından ayrılma. Kartal yuvayı arıyor. Yuva Kartal'ı dinliyor. Gizlice köye girdim. Köyde herkes çalışıyor. Bol ekmek yapıyorlar.
Harp kokusu her tarafa sinmiş durumda. Daha içerilere sızmaya çalışacağım. Dinlemede kalın. Eyvah! Vay canına, duydun mu? İnekleri sağıyorlar, süt biriktiriyorlar. Ot yığınların içine saklanan düşmanlara kahramanca sapladılar. Eyvah, o da ne? Orak, bu köyde kan gövdeyi götürüyor. Eski günlerde olduğu gibi cefakar köylü kadınlar canlarını dişlerine takarak kanıyla cephane taşıyorlar. Bu manzara karşısında insanın gözlerinin yaşarmaması imkansız. Köylü kadınlar kanıyla cephane taşıyorlarmış. Köylü kendi imkanlarıyla gözetleme kuleleri yapmış. O ne? Silahlanmış, bir düşmanı esir almış götürüyorlar. Herhalde sorguya çekecekler. Takip etsin, takip etsin. Kartal, takip et. Kendine dikkat et. Eller yukarı, kımıldama. Elveda Ayşe, yakalandım. Birden dönüp vurursam belki kurtulurum. Ya Allah! Grav, 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 grav! Vurdum seni ama düşmüyorsun. İkinci baskıyı hazırlayın gazeteyi. Savaş muhabirimiz düşmanların içinde diye yazın. Metin ol Ayşe. Elveda Ayşe dedi. Biri vurdum seni dedi. Hepsini duydum. Senin adın ne? Barış. Bu köyden misin? Evet. Evimiz şurada. Sen kimsin? Ben mi? Ben savaş muhabiriyim. Bu köye düşmanlar geldi mi? Bir tek sen geldin. Sen düşman mısın? Yo, ben de sizdenim. Ama pek yakında harp çıkacak. Dur ben haber vereyim de yanlış basılmasın. Alo, Kartal Yuva'yı arıyor. Yuva dinliyor. Çok şükür, merak ediyoruz. Nasıl kurtuldun? Meslek sırrı. Ufak bir yanlışlık olmuş. Henüz düşmanlar köye girmemişler. Beni düşman sandılar. Ama sınır telleri kesik biliyorsunuz. Yani harp hemen çıkabilir. Şöyle yazın. Harbin eli kulağında. İkinci baskı yok. Allah kahretsin. Kartal Yuva'yı öpüyor. Yeni gelişmeler olursa bildiririm. Motoru bıraktığım yere gitmem lazım. Motoru mu var? Var ya, gel hadi. Ben olsam ufak botlarla bu dereden düşmanların arazisine akardım. Peki ya düşmanlar derenin ağzını kapatırlarsa? O zaman da Fatih gibi botları karadan öteki tarafa geçirirdim. Nasıl geçirtirdin? Gemiler toprakta yüzmez ki. Toprağı yağlardım. O kadar bol yağ nereden buldun? Sen de işi hep yokuşa sürüyorsun. Söyle bakalım, sen bizden yana mısın yoksa düşmandan yana mısın? Ben kendimden yanayım. Bunlar da gemilerim işte. Ya öyle mi? Burası da benim derem. Düşman gemileri geçerse ben de batırırım. Batıramazsın. Barış var. Batırırım. Savaş var. Öyle mi? Hadi batır da görelim.
Gördün mü işte? Ben kaç harbe girmiş bir savaş muhabiriyim. Bütün taktikleri bilirim. Gemilerimi niye batırıyorsun? Sen de benim dereme niye gemilerini sokuyorsun? Erkeksen taş atmadan batır bakalım. Batırırım. Nasıl? Beğendin mi? Görürsün sen, muhtar emmime söylemezsen. Tamam tamam, bir oyundu bu. İstersen seni motoruma bindiririm. Söz mü? Söz. Oğlum dursana. Gözü kör olmayasıca nerelerdesin? Annem. Aramadığım yer kalmadı. Bir gün başına bir şey gelecek. Neredesin sen? Buradayım anne, amcayla beraber. Amca da kim? Şehirden geliyormuş. Gazeteci miymiş, neymiş işte. Öyle değil mi amca? Savaş muhabiriyim. Sınır köylerinin durumlarını görmeye geldim. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk. Boş odaya müşteri anne. Köyde kalırsan bizim boş bir oda var, orada yatarsın. Sağ olun, rahatsız ettim. Bu gece nerede kalacağım belli değil. Başımın çaresine bakarım. Hadi eyvallah Barış. Güle güle. Aferin. Buradaki köylülerin morali çok yüksek. Şunu bir resimleyeyim. Güzel. Şunu da bir resimleyeyim. Abi göreyim seni. Bastır. Vurgan altına. Herhalde demin aldıkları esiri sorguya çekiyorlar. Şuna bir bakayım. Sıkma ağzını. Bastır kafasına. Biraz sonra gülün gibi konuştururlar casusu. Çok erkek gibi işkence olsun. Helal olsun. Hadi görüşürüz. Öyle giderseniz. Taşıramaz kesinlikle tutunamaz arkadaşlar. Hadi gidelim. Aman burası iyi korunsun ha. Hadi gidelim. Peşlerine takılıp bir de şu muhtarla konuşmalı. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Bize iki çay yap. Gemli olsun. Selamünaleyküm. Bu işi sıraya koyacağız arkadaşlar. Bizim pehlivanın idmanı için her gün 5 genç çalışacak. İyi beslenmesi için de her gün 2 aile bol yemek yapacak. Tatlı, matlı, her neyse. Kaytarmak yok ha. Sen bir liste yap. O listeyi muhtarlığa asalım. Olur muhtar. Gazeteci galiba. Nereden anladın gazeteci olduğumu? Köylüyüz ama cahil değiliz. Gömleğinde basın yazılı. Ha anladım. Çıkarmam lazımdı ama savaş hali. Cephede resmi kıyafetimiz bu. Karşı tarafla işler nasıl gidiyor? Demin de onu konuşuyorduk. El birliğiyle karşı tarafı dize getireceğiz. Çok iyi hazırlandık. Evet. Buraya gelmeden önce köyü dolaştım. Halkın morali çok yüksek.
Öyle, bu sefer elimizden kurtulamazlar. Nasıl? Karşı taraf hakkında bilgi alabildiniz mi? Karşı taraf da boş durmuyor tabii. Onlar da hazırlık yapıyorlar. Tabii, düşman boş durur mu? Ama biz çok iyi hazırlanıyoruz. Moralimiz de çok iyi. Bu sefer onları doğduklarına pişman edeceğiz. Mutlaka biz kazanacağız. Çok yaşa Muhtar Bey. Sizlerle iftihar ediyoruz. Bu moralle dağ bile olsa deviririz. Çok doğru. Elimizden kurtulamazlar. Göğsünde böyle bir iman besleyen adamın sırtı yere gelmez. Yalnız arkadaşlar, su uyur düşman uyumaz. Ben bir etrafı kolaçan edeyim. Kim bu ya? Gazeteci. Bizim güreşlere ilgi fazla anlaşılan. Öyle, gazetelere geçeceğiz. Bu sene mutlaka kazanmamız lazım arkadaşlar. Karşı tarafın casusu olarak mı geldin buraya? Çabuk söyle! Komando eğitimi yapıyorlar. Hadi, yıkın şunu ya! Dön bana! Cevap ver dedim! Ben gazeteciyim. Arada tel örgü falan olmadığı için yanlışlıkla geldim buraya. Basın kartını göstersin. Basın kartını göster o zaman. Kart yok, unutmuşum. Ben demiştim casus diye. Evet. Ben tarafsız bir gazeteciyim. İnanın bana. Hapsedelim mi muhtar? Hayda, savaş esiri mi olacağım? Boş verin. Zaten aptal görünüşlü bir şey. Gözünüzü üstünden ayırmayın yeter. Baş üstüne. Hayda bre! Komando eğitimi mi? Evet, biz adamlarımızı böyle yetiştiriyoruz. Çok iyi. Kaybetme ihtimaliniz var mı? Yok. Biz kazanacağız. Yoksa sen aksini mi düşünüyorsun? Olur mu canım, biz kazanacağız. Bu da bizden. Deli olma, kendi tarafı için kazanacağız diyor. Moralimiz oldukça yüksek. Tabii ya. Bunu gazeteme ulaştırabilir miyim? Gazeteye mi çıkacağız? Evet. Bari bir resmimizi de çek. Hay hay. Şöyle toplanın bakayım. Korucular, gelin bakalım, gelin. Pehlivan! Gel, gel! Sırıtın, sırıtın! Herif kanatlandı sanki. Niye bıraktın be muhtar? O tarafın gazetelerinde moralimizin iyi olduğu haberi onların moralini bozacaktır. Öyle yazar mı? Herif kabiliyetsizin biri. Başka bir şey uyduramaz. Bizim köylümüzün morali çok yüksek. Harbe hazır. Bu arada karşı tarafa da sızdım. O taraftakiler de hazırlanıyorlar. Komando eğitimi yaptırıyorlar. Hemen her köyümüzde... Köyümüzde leblebiler bir mayhoş. Ne yazdım be? Hay Allah, şunu sileyim. Ne yazacaktık? Köyümüzde
köyümüzde milis kuvvetlerimiz sızan düşman komandolarını yakalıyor. Burada dolu yağmaya başladı. Dolu da bir acayip, aynı eriye benziyor. Eriye benziyor. Barış, sen mi atıyorsun bunları? Sen aşağıdan, ben yukarıdan atıyoruz işte. Ben senin gibi atmıyorum. Gazeteye haber yazıyorum. Sen komando momando diyorsun ama ben hiçbir şey göremiyorum. Sen olanları benim gözümle göremezsin. Biliyorum, sendeki göz eriyi dolu gibi görüyor. Aptal, sen ne anlarsın gazetecilikten? Sen tabii. Yaklaş yaklaş. Buyurun. Gazeteye çok gizli bir haber yolluyorum. Ha, anladım, verin bana. O kim? Casus falan olmasın? Ha? Şaka mı yapıyorsunuz? Ne casusu beyefendi? O bizim 20 yıllık memurumuz. İyi. Size güvenebilirim değil mi? Ya sabır, tabii güvenebilirsiniz. O zaman buyurun. Bu vatani görevi size emanet ediyorum. 1000 lira lütfen. Tamam. Hemen her köyümüzde milis kuvvetlerimiz sızan düşman komandolarını yakalıyor. Onları kendi anlayacağı tarzda konuşturuyorlar. Köylü harp etmek için sabırsızlanıyor. Bravo Aliye. Adamın son derece işinin ehli. Nasıl sızdı karşı tarafa aklım almadı. Ben demiştim size kadroya alalım diye. Çok işimize yaradı. Buyurun efendim. Şu işaretli resimleri birinci sayfaya basacaksınız. Ayşe Hanım resim altlarını yazacak. Savaş muhabirimiz Ali Bey'in yazısı birinci sayfada yer alsın. Başüstüne. Mizampajla ben ilgileneceğim. Patron bu habere çok sevinecek. Evet, pardon. Hele karşı ülkede çektiği resimler çok sansasyon yaratacak. Yahu bu ne biçim gazete? Neden efendim? Benim kovduğum adamı harp muhabiri yapmış. Haberlerini süper manşetten geçip harbi övüyor. Anlayamadım gitti. Ülkemizde harbi isteyen kim var ki? Halkımızın morali çok yüksek Sayın Başbakanım. Evet efendim. Hazır halkın düşüncesi harp haberlerine doğrulmuşken şu akaryakıt zamlarını yapsak. Evet. Karşı ülkeye daha sert bir nota yollayalım. Harp tehlikesini biraz daha tırmandırırsak müttefiklerimiz yardım musluklarını biraz daha açacaktır. Doğru. 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 Çok doğru. Halk da harp tehlikesi olduğu için yapılan zammı hoş görecektir. Dış yardım ve zamlar bize en aşağı 6 ay rahat nefes aldıracaktır. Bu isabetli kararınızla ekonomiyi rayına oturttunuz Sayın Başbakanım. Bu notanın satırları arasında harp kokusu gizli. Akıllarını başlarına alsınlar. Yoksa onlardan önce harp ilan eder, derslerini veririz. Bugün bu notanın karşılığı yazılsın, karşı tarafa tebliğ edilsin. Bravo, çok iyi bir karar. Durum çok gerginleşti. Ya harp çıkarsa? Harp çıkarsa üyemiz olan ülkeye yardım etmeye mecburuz. O zaman iki blok karşı karşıya gelecektir. Bizim karşı karşıya gelmemiz demek, dünyanın nükleer silahlarla mahvolması demektir. Buna kimse cesaret edemez. Ben silah stokumu Orta Amerika'ya göre ayarlamıştım. Ama şu anda geniş iki pazar daha açılıyor önümüzde. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen yeni stoklar yapmak için fabrikalara siparişler vermek lazım arkadaşlar.
Önce benim füzelerin bir reklamını oluşturalım. Sonra da senin elinde bulunan roketlerin marifetlerini gösterelim. Tamam şef. Ben bütün silahları her iki tarafta da adamlarım olduğu için rahatça pazarlayabilirim. Tamam. Aynı komisyon ücreti sabit kalmak üzere işi tezgahla. Bu işi olmuş bilin. Haberleri iyice şişirin. Tüm dünya harp tehlikesiyle ilgilensin. Yeni pazarlar için. Çin çin. Şerefe. Birinden biri kaybedecek ama. Umurumda mı? Silah cephane satıp para kazanan biz olacağız. Good evening. Here's the news. BBC'nin yorumuna göre Orta Doğu'daki savaş tehlikesi dorukta. Her iki ülkenin karşılıklı verdiği notalar tüm dünyanın dikkatini çekti. Alman ZDF televizyonuna göre Orta Doğu'da çıkacak bir kıvılcım 3. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olabilir. Japon televizyonunun haberine göre Japon hükümeti konuyla ilgili olarak bugün olağanüstü toplandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı her iki ülkenin de sorunu barışçıl yollardan çözümleyeceğine inandığını söyledi. Hükümetimiz herhangi bir savaş olasılığına karşı gerekli tüm önlemleri almıştır. Normal ihtiyacınızın dışında erzak stoku yapmayınız. Haberleri dinlediniz. Şimdi Hasan Mutlucan'dan Serhat türküleri dinleyeceksiniz. Nerede şahlanıyor aman, kol başım yandım da kirati. Bu savaş kaçınılmaz oldu artık. Öyle. Oğlum da askerde. Bizi de alırlar mı acaba? Sen yaşlısın, seni almazlar. Çarşıya çıkıp un, yağ, şeker almak lazım. Haklısın, harp zamanı kara borsa bile bulunmaz. 8-10 ekmek alsam iyi olur. Onları peksimet yaparım. Aylarca dayanır. Suya batır batır ye. Sağ olun patron. İyi günler, iyi günler efendim. İyi günler. Keyfi yerinde. Güzel iş başardınız. İşte gazetecilik budur diyor. Ya çocuk ölümü bile göze alarak düşman ülkeye gizlice girip resim çekiyor, malumat topluyor. Pes doğrusu. Bravo. Bak, aklıma ne geldi. Sen de ona yardımcı olarak köye gitsen. Teşekkür ederim. Harcı rahını muhasebeden al. Ali'nin başarı primini de unutmayalım. Alo, muhasebeyi bağla, muhasebeyi. Sizden daha flaş haberler bekliyorum. Başarılar. Çok mersi. Alo, muhasebe. Ay maşallah pehlivan oğlum. Ayşe bacı sana piliç dolması yapmış. Yarasın. Fatma bacı da sana bu tatlıyı yapmış. Ye ye. Damarlarına kan, gözlerine fer, beline kuvvet versin. Bu herifi niye bu kadar çok besliyorsunuz? Ne yapacak? Karşı tarafın pehlivanıyla güreşecek. Hazırlıyoruz. Kesin kesin. Sizi bir türlü anlayamadım gitti. Yahu bütün millet savaş hazırlığında, her an silahlar patlayabilir. Siz hala davul zurnayla pehlivan güreştirmeye kalkıyorsunuz. Olacak şey değil. Yarın öbür gün buralar tanklarla, askerlerle dolacak. Bizim tanklarla, askerlerle ne işimiz var gazeteci oğlum? Biz bütün meselelerimizi güreşerek hallediyoruz. Peki ya düşman? Yani senin düşman dediğin karşı köy mü? Bizim aramızda düşmanlık falan yok beyim. O köyün de bir pehlivanı var. Pehlivanları güreştiriyoruz, tarla işini hallediyoruz. Yani pankartlar, davul zurnalar, hepsi bu güreş için miydi? Evet, hepsi güreş içindi. Ben de savaşa hazırlık yapıyorsunuz sanmıştım. Öyle yazdım. Gazeteye de basmışlar. İki ülke arasındaki gerginlik had safhada. Savaş kaçınılmaz oluyor. Sınır köylerindeki halkımızın morali çok yüksek.
Milis kuvvetleri keşkedildi. İçeri sızan düşmanları kendi usulleriyle konuşturuyorlar. Sen başımıza iş açtın be oğul. Anlamadan, dinlemeden ne yazarsın be yavrum? Ne bileyim, müneccim miyim ben? Öyle sandım, yazdım işte. Allah Allah! Ne olacak şimdi? Ne bileyim ben? Yine bir çuval inciri berbat ettin. Adam olmayacaksın sen Ali. Nene lazım senin savaş muhabirliği. Sanki ömründe savaş gördün. Ali abi hadi gene savaşçılık oynayalım. Savaş kötü şey. İyi olan şey ne? Barış. Yani ben mi? Evet. İsmin çok güzel. Senin yaptığın şey çok kötüymüş ama. Kim söyledi? Bütün köy senin gazeteye yazdırdığın palavraları konuşuyor. Palavralar mı? Bilmem. Muhtarın öyle söylediğini duydum. Palavra ne demek? Palavra yalan söz demektir. Sen yalancı mısın yani? Aslında değilim ama bu durumda öyle oluyor. Yuu yalancı. Annem yakalarsa biber sürer ağzına. Sürsün. Ama bilerek yazmadım ki. Bak bu yüzden gazeteden kovacaklar beni. Gene işsiz kalacağım. Kovarlarsa kovsunlar. Sen de bizde kalırsın. Teşekkür ederim ama size gelemem. Korkma, anneme söylemem yalancı olduğunu. Biber sürmez ağzına. Hadi gidelim. Burada üşürsün, akşam olmak üzere. Hem karnın da acıkmıştır. Buyurun. Çorbaya dokunmadınız bile. Sevmedinizse yumurta kırayım. Teşekkür ederim, yiyemeyeceğim. Ama Barış akşam yemeği yemediğinizi söyledi. İştahım yok. Ye ye, biberli değil. Yiyemeyeceğim. Ya bu işi nasıl düzeltirim? Yoksa yeni bir iş bulmam lazım. Sen her şeyi iyi bildiğini söylüyordun. Bir çaresini bulursun. İyi ama bunun için düşünmem lazım. İstersen senin yerine ben düşüneyim. Barış, amcayı rahat bırak oğlum. Uyumak isterseniz yatağınız hazır. Çok iyi olur. İyi geceler Barış. İyi geceler Ali amca. Teşekkür ederim. Sabah hiç olmazsa kahvaltı edin bari. Peki. Söz mü? Söz. Kovulmadan önce bir iş garantilemem lazım kendime. Ne yapsam acaba? Şu güreş meselesi de ne kadar fena oldu. Fena mı oldu? Yok canım. O kadar da fena değil. Ben de güreş tefrikaları yazarım, olur biter. Bir çolak molla, Adalı Halil. Aa! Yaz babam yaz. Aylarca, haftalarca sürer. İyi fikir be. Haydi bre pehlivan. Yok öyle olmaz arkadaş. Elensenin arkasından hemen tırpanı yetiştireceksin. Siz devam edin hadi. Dayan dayan ha. Aferin ha. Aferin ha. Yahu sen ne kas kafalı adamsın be. Şu tırpanı iyice çalış önce. Birkaç sefer yalnız tırpan yap. Sonra ikisini bir dene. Ya sabır. Sen gazeteci değil misin? Ne anlarsın güreşten? Kel Aliço'nun, Koca Yusuf'un, Adalı Halil'in tefrikalarını kimin yazdığını sanıyorsunuz? Yani sen onları tanıyor muyum diyorsun? Onlar bir asır öncenin pehlivanları. Baba mesleği baba. Dedem Koca Yusuf'a idman verirmiş. Babadan oğula kalmış bu hocalık. Şimdi şu pehlivanınıza iki tane bilinmedik oyun öğreteyim yeter.
Madem ki bu kadar işin ehli, öğretsin bakalım. Tamam, öğretsin ama bir şartla. Ücretini bizim pehlivan güreşi kazanırsa alacaksın. Tamam. Şimdi yavaş yavaş yapalım. Siz çekilin bakayım. Recep pehlivan, sen arkadaşa yavaşça el ense çek. Sol ayağını kaldır, dur öyle. Şimdi sen arkadaş, el ensenin tesiriyle ileri doğru iki adım gideceksin. Çek! Ali! Hoş geldin Ayşe. Bekle şu oyunu göstereyim, sonra görüşürüz. Dengen bozuldu değil mi? Şimdi o vaziyetten nasıl kurtulursun ona çalışalım. Ali, seninle konuşacaklarım var. Bekle biraz hayatım. Şu oyunu göstereyim, sonra konuşuruz. Gel sen benimle. Heh. Sen dön Recep. Kolunu Recep pehlivanın apış arasından geçir. Recep sen öbür bacağını onun omzuna at. Kilitle. Heh. Dön. Dön bakayım. Heh. Dön 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 dön. Bunlar kör düğüm oldular. Dur bakalım nasıl çözülecekler. Ayağa kalkın. Hele şükür çözüldüler. Hemen öbür oyunu göstereyim. Bir dakika sonra yanındayım sevgilim. Recep pehlivan, gel yanıma. Geç karşıma. El enseyi bana çek. Bak nasıl yıkılmayacağımı göreceksin. Çek! Allah! Oh. Dur yavaş, yapmasan daha iyi, dur. Ne işin var senin güreşçilerle? Sen bugüne bugün memleketin en popüler gazetecisisin hayatım. Verdiğin haberler bütün yurtta bomba gibi patladı. Hele düşman köyüne girişin. Patron bu ikramiyeyi yolladı. O haberlerin hepsi yanlış Ayşe. Köylerin hiçbirinde harp hazırlığı yokmuş. Aralarında güreş tertip etmişler. Kimlerle, düşmanlarla mı? Tabii ya. Aralarındaki tel örgüleri de kesmişler, traktör alacaklarmış. Adamların parası yetmemiş, şimdilik lastik almışlar. Mahvolduk. Ne bileyim ben, bunlar bütün problemlerini güreşle hallediyorlarmış. Her meseleyi güreşle hallediyorlar. Hey çocuk! Çocuk değil, Barış. Tamam, bana köyün tellalını bul Barış. Yine ne saçmalayacaksın? Sen karışma. Hadi Barış. Pekala abi. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Gazeteci Ali Bey her iki köyün kaderini tayin edecek çok önemli bir konuşma yapacaktır. Yarın her iki köyün ahalisi ortadaki meydanda toplansın! Duyduk, duymadık demeyin! Muhterem köylülerimiz, ben artık iki kardeş köy diyorum sizler için. Ama hükümetlerimiz düşman köyler olarak görüyorlar. Buna mani olmak için yine sizlerden öğrendiğim bir çözüm yolunu bütün dünya ülkelerine önermek istiyorum. Sizler bu boş alanı ekmek için ne yapıyorsunuz? Kavga mı ediyorsunuz? Hayır! Güreşçilerimiz boy ölçüşüyor. Evet. Güzel. Arkadaşlar, ülkeler de aralarındaki sorunları tıpkı sizler gibi güreşle halletsinler. İki ülkenin başbakanlarını şurada er meydanında güreştirelim. Bir yıl kazanan tarafın dediği olsun. Evet. Çok doğru. Niye kan dökülsün? Bunun için Birleşmiş Milletler'e bir dilekçe yollayacağız. Her iki tarafın tüm köylülerinin bu dilekçeyi imzalamasını istiyorum. Kabul mü arkadaşlar? Kabul mü? Kabul! Bunun
fotokopisini hemen gazeteye yollayacağım. Haberi geçmesini bildireceğim. Kabul etmez Ali. Seni kovacaktır. Adım gibi biliyorum. Belki ben de işsiz kalacağım. O zaman ben öteki gazetelere de geçerim haberi. Birinden biri ilgilenir herhalde. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Şunu haber olarak bana yolluyor harp muhabirimiz. 10.000 köylünün de imzasını almış. Ah, bir harp çıkmasın da ben o sivri akıllıya bir göstereyim. Öteki haberleri geçsen. Baş üstüne efendim. Bu adam hiçbir işe yaramaz. Şunun hesabını da kestireyim. Boşu boşuna para vermeyelim. Muhasebeyi bağla. Alo kızım. Savaş muhabiri Ali denen o adamın dosyasını getirin bana. Aferin be. Bizim muhabirin haberi her gazetede birinci sayfada. Aslanım benim. Bakalım bizim gazeteden ne haber? Kimsenin kullanmadığı fotoğraflar var mı? Allah Allah. Allah Allah, yok. Yok, burada da yok. Yok, yok, yok. Nasıl olur? Nasıl atlarlar bu haberi? Yazı işlerini bağla. Ömer Bey, bizim muhabirin haberini neden atladınız? Sorabilir miyim acaba? Efendim, haberi atlamış değiliz. Haberin aslı bizde. Ayrıca 10.000 köylünün de imzası var. Böyle saçma bir haberi özellikle ben koydurmadım. Ne demek saçma haber? Asıl senin yaptığın saçmalık. Bu haber evrensel nitelikte. Bomba gibi bir haber. Ama efendim, daha önce geçtiğimiz haberlerin hepsi yalan yanlış şeylermiş. Ali yanlışını kapatmak için yeni bir haber yarattı. Hem de ne haber? Dehşet bir şey. Onu bunu bilmem. Hemen ikinci baskıya geç. Bu haberin muhabirimiz tarafından verildiğini yazmayı da unutma. Baş üstüne efendim. İşte kadar. Neredeydi? İmza kağıtları. Good evening. Here's the news. The danger of war in Middle East. Çeşitli dünya televizyonlarının yorumlarına göre, bir Türk gazetecisi tarafından sorunun böyle barışçıl bir yoldan çözümlenmesi tüm dünyada sevinçle karşılandı. Türk gazetecisi Ali'nin başlattığı bu kampanya, Birleşmiş Milletler'in bugünkü toplantısında oylanacak. Sonucu bütün dünya merakla bekliyor. Sayın seyirciler, bir Türk gazetecisinin önderliğinde başlatılan bu büyük kampanyanın sonuçlarını zaman zaman yayınımızı keserek sizlere duyurmaya çalışacağız. Gentlemen, according to the results, it is obvious that all the member countries of the United Nations support the brilliant idea of the member of the Turkish press. Yayınımızı keserek çok sevineceğiniz bir haber veriyoruz. Bir Türk gazetecisi tarafından sorunun böyle barışçıl bir yoldan çözümlenmesi tüm dünyada sevinçle karşılandı. Türk gazetecisi Ali'nin başlattığı bu kampanya, Birleşmiş Milletler'in bugünkü toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Evet sayın yoldaş, ben Amerika Birleşik Devletleri Başkanı.
Birleşmiş Milletler olarak çok isabetli bir karar aldık. Bunun şerefine ben ve prezidyum üyeleri vodka kadehlerimizi kaldırıyoruz Sayın Başkan. İyi oldu. Bu sefer de harp tehlikesini atlattık. Ama her zaman hazır olduğumuzu unutma Sayın Yoldaş. Ben ve senatörlerim viski kadehlerimizi kaldırıyoruz. Nazdrovya! Nazdrovya! Cheers! Bu ne biçim karar ya? Olmaz böyle şey. Ben pehlivan mıyım? Haklısınız efendim. Hemen tam teşekküllü bir hastaneye başvuralım ve çürük raporu alalım efendim. Ne demek ya? Başbakanımıza çürük mü demek istiyorsun? Mesela dedik. Hayır. Ben milletimi çürük çarık idare edemem. Bu çare değil. Başka bir çare düşünelim efendim. Ay. O zaman tek çare hazırlanıp güreşmek. Ay. 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 Güreşmek istemiyorum. Rica ederim başbakanım, buyurun. Hayır. Bırakın. Hayır. Yapmayın. İstemiyorum. Bu kim? Dünya şampiyonumuz. Size birkaç oyun öğretecek. Olmaz. Ne olur bırakın beni. Bırakın diyorum. Bırakın. İstemiyorum. Yapmayın. Vatanımızın selameti için başbakanım. Lütfen. Ülkenin en usta pehlivanını getirdik. Buyurun. Yapamam. Ya yenilirsem? Ben güreşçi değilim. Öbür başbakanda hiç iş yok. Yeneceksiniz. Mermerci selam başıma. Arkadaşlar, geleceğimiz büyük tehlike içindedir. Hemen bir çare bulmazsak ülkeler sorunlarını silahsız halletme yolunu benimseyecekler. Bu da bizim gibi silah tüccarlarının sonu olacaktır. Doğru. Evet, kesinlikle evet, doğru. O zaman o iki köyü havaya uçuralım. Hem mantıksız hem masraflı. Biz o sivri akıllı gazeteciyi ortadan kaldıralım yeter. O antika fikir de onunla birlikte ölür. İşi bizzat ben yöneteceğim. Sayın arkadaşlar, Birleşmiş Milletler dilekçemizi kabul etmiştir. Artık harp tehlikesi tamamen ortadan kalkmıştır. Bize bu fikri veren, dilekçeyi yazdıran gazeteci Ali Bey'e huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Sayın vatandaşlarım, size bir müjde daha vermek istiyorum. Başbakanlar arasında yapılacak bu tarihi güreş yüzünden büyük bir turizm patlaması beklenmektedir. Köyde şimdiden önlem almanızı hatırlatır, hepinizi kutlarım. Ne hazırlığı bütün bunlar? Yolu asfaltlıyorlar. Başbakan gelecek ya. Bizim başbakan kazanacak. Papatya falan da öyle çıktı. Hayırlısıyla. Yarın dünyanın dört tarafından gazeteciler, diplomatlar falan gelecek Ali. Biliyorum canım. Onun için de işe ben el koydum. Güreş meydanının çevresine portatif oturma yerleri yaptırıyorum. Çadırlar sipariş verdim. Sana hayranım. Bütün bunları nasıl akıl edebiliyorsun? Daha akıl ettiğim başka şeyler de var. Onları da sonra göstereceğim. Welcome miss. Misafirler gelmeye başladı. Organizasyon iyi ama değil mi? Ayranı dayadık. Ayran sen. Welcome misser. Welcome misser. Ben Türk'üm ya. Türk müsün? Hoş geldin. Buyurun buyurun, bir ayranımızı iç. Muhtar efendi önüne gelenle İngilizce konuşmaya başladı. Buyurun efendim. Şuradan ayranınızı için efendim. Doğru bize. Ben de bunları alıyorum. Hadi bakayım.
Tepsi. Şu kahvede gördüğün şapkalı adam. Hı hı, anladım. Hadi iş başına. Ali Bey, sizin hayranlarınızdanım. Dünyadan savaşı kaldırdınız. Düşmanlığı yok ettiniz. Şu cennet meyvesini hediyem olarak kabul ediniz. Çok teşekkür ederim. Beni çok duygulandırdınız. Armudu say da ye, elmayı soy da ye demişler. Paylaşalım mı? Paylaşalım. Üçe bölelim. Aa, bu elma çürümüş. Kurtlu galiba. Affedersiniz. Patladı. Çok sinirli bir elmaymış. Kurtlu dediğime kızdı galiba. Çok dikkatli olmalıyız Ali. Sana verilen her şeyi alma bir daha. Niye? Ne oldu ki? Bu işten hoşlanmayanlar var. Onun için dikkat et diyorum. Olur canım. Şu hazırlıklara bakalım nasıl gidiyor. Adam bu mikrofonu eline aldığı zaman kürsünün altındaki düğmeye ayağınla basman kafi gelecektir. Tam 1000 volt elektriğe çarpılıp öbür dünyayı boylayacak. Tamam. Şüphelenmesin, kibar davran. Hiç merak etmeyin. Hadi sen. Buyurun. Kürsüyü buraya kurmalarını söyledim. Nasıl yeri? Harika olmuş. Tabii harika. Evet bu. Ha, buradan iyi. Sayın Ali Bey, bütün dünya için önemli olan konuşmanızı firmamızın hediyesi bu altın mikrofonla yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim. Beni çok sevindirdiniz. Başladılar. Bunlar folklor ekibi galiba. Havşekler. Havşekler. Pek de çabuk yoruldular. Sana söylemiştim dikkatli ol diye. Seni yok etmek istiyorlar. Beni yok etmek isteyenlerin sonunu görüyorsun işte. Bu da tutmadı. Adam sanki 7 canlı. Ama elimizden kurtulamayacak. Çek. Tanıştırayım. Birleşmiş Milletler Heyeti Başkanı Profesör George McKay. Ali Bey. How do you do? Memnun oldum. Mr. Ali, the revolutionary way you opened for peace in the world need to be awarded. Congratulations. Ali Bey, sizin dünya barışı hakkında yaptığınız her bakımdan ödüllendirilmeye layıktır. Sizi kutlarım. We've chosen you as the new president of the World Committee for Peace. Sizi oy birliğiyle Dünya Barış Komitesi'ne başkan seçtik. Teşekkür ederim. Bu bey de Nobel Barış Komitesi Başkanı Profesör Henri Laven. Memnun oldum. Je m'adresse à vous au nom du comité du Parti Nobel de la Prix. Ne diyor? Nobel Barış Komitesi heyeti adına konuşuyorum. Nous avons décidé de retraire votre candidature pour l'attribution du prix de la Nobel. Sizi bu yılki başarınızdan ötürü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeye karar verdik. Sağ olun, önemli olan insanlık. Olimpiyat Komitesi Başkanı Herr Dr. Hans Gruber. Herr Ali, wir haben für diese Kampf Sie als Schiedsrichter gewählt. Ali Bey, sizi yapılacak olan bu güreşin hakemi tayin ettik. Lütfen kabul edin. Hakem mi olacağım? İyi. Yapmadığım bir ok almıştı. Barışlar köyüne mi? İzmir'den maalesef yer kalmadı efendim.
Affedersiniz. Tamam beyefendi. İstanbul'dan bir otobüs daha kaldırıyoruz. İsim lütfen. Alo. Barışlar Alo. Köyü. Barışlar Köyü. No, we don't have any reservations. But we can help you. Yes, your name please. Alo! Duyamıyorum! Alaska'dan mı arıyorsunuz? Hey, Alaska! Ben oraya gelmek istiyorum. Ama bende para yok. Fok balığı kabul eder misiniz? İşin bu boyutlara ulaşacağını hiç ummuyordum. Ne demişler? Ummadığın taş turizmi patlatır. Bundan sonra her yıl buraya gelirler. Bak ne diyorum Ali. Bugünün Dünya Barış Günü olarak kutlanmasını teklif edelim. Bir de güvercin çiftliği kuralım. Barış köyünden bütün dünyaya barış güvercini ihraç edelim. Sen bir dahisin Ali. Birleşmiş Milletler temsilcisi Profesör George McKay'ı davet ediyorum. Ladies and gentlemen, United Nations have decided to make of this year the year of peace. Bayanlar ve baylar, Birleşmiş Milletler bu yılı barış yılı olarak ilan etmiştir. I'm now calling Mr. Ali, who is the creator of the idea. Ali Bey buraya! Sayın misafirler, bugün çok heyecanlıyım. Üstelik bir de beni hakem seçtiler. Bakalım ne kararlar vereceğim. Şimdi müsaadenizle gidip güreşçilere moral vereyim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam, bu iğne tansiyonunuzu hemen düşürecektir. Bu iğnenin zararı olmayacak mı? Tansiyon daha zararlı efendim. Başhekimle biraz ilgilenseniz. Efendim hemen hücuma geçeceksiniz. Evet, en geç bir dakikada neticeye gitmeniz gerekiyor. Çünkü bütün gücünüz ve nefesiniz o kadar. Merak etmeyin. Ben başhekemken sizin yenilmenize imkan yok. O adam sen misin? Hangi o adam? Başıma bu işleri açan. Ben bütün insanlık adına hareket ettim Sayın Başbakanım. İyi ama ben de insanım. Neyse efendim, olan olmuş. Şimdi size vereceğim taktik numarasıyla hemen sonuca gideceksiniz.
Rahmetli dedem koca Yusuf'a idman verirdi. Nur içinde yatsın. Ali, bırak taktik vermeyi. Sen hakemsin. Ama bu numara her zaman etkili olmuştur. Evet. Recep pehlivana gösterirken de gördüm. Ne demek istiyorsun? Sayın Başbakanım, onun dediğini yaparsanız kesin yenilirsiniz. Öyle mi? Evet. Eğer bir iyilik yapmak istiyorsan öteki başbakana taktik verirsin. Haklısın. Affedersiniz başbakanım. Ben taktik vermeye gidiyorum. Dünyanın kaderi bu delinin eline geçti. Doktor, bana teskin edici bir ilaç verin. Ver, ver. Sen burada kal, bak şimdi neler olacak. Günaydın Ekselans. Başhekem Sayın Başbakanım. Günaydın efendim. Evet, bendeniz başhekem olarak size başarılar dilemeye geldim. Çok teşekkür ederim. Atletik bir yapınız var. Bende aileden gelme bir antrenörlük yeteneği olduğu için hemen netice aldıracak bir oyun göstermek istiyorum. Nedir o? Sizin yapınızda olanlar için çok kolay. Bir elense ile rakibinizi kendi üzerinize çekerken vücudunuzu sırt üstü yere atın. Anlayamadım. Sonra da hemen dönün. Ben anladım Sayın Başbakanım. Salto oyununu tarif ediyor. Ama bunun için çok idmanlı bir vücut lazım. Ben de onu demek istiyorum. O vücut sizde var. Çok etkili bir oyundur. Ayrıca sizi kollayacağım. Şimdiye kadar duyduğum en sevindirici söz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bir taktik verdim ona, birincisini. Duydum, çok sevindim. Niye? Eğer o oyunu yapmak isterse %100 yenilir. Haklısın. Bizim patronla müdür geliyor. Oo, bizim çifte kumrular da burada. İşte bizim patron. Hoş geldiniz patron. Nasılsın evlat? Uğraşıyoruz efendim. Çok güzel bir uğraş. Seni tebrik ederim oğlum. Milletler arası bir iş başardın. Sana dönüşte çok daha iyi bir iş ayarlıyorum. Beni yazı işleri müdürü yapın. Emrine de bir Mercedes vereceğim. Peki ben ne olacağım? Savaş muhabiri. Yo yo, sen yazı işleri müdürü olarak kal. Sağ ol. Ben muhabirliğe devam ederim. Teşekkür ederim. Üstelik dönüşte bizim Ayşe ile önemli işlerimiz var. Tabii. Güzel bir tatili hak ettiniz. Sağ olun. Sağ olun. Nikahınızda şahitleriniz ve ikimiz olacağız. Güreşin başlama düdüğüyle herifleri mıhlayacaksınız. Sen bir numaralı başbakanı. Sen iki numaralıyı. Sen de o hakem denen geri zekalıyı aynı anda vuracaksınız, tamam mı? Tamam. Güzel. Ondan sonra da savaş kaçınılmaz bir hale gelecektir. Hadi ağaçların arasındaki yerlerinizi alın. Güreş başlıyor. Gelsin pehlivanlar. Vur davulcu davulu. Barış, neredesin? Buradayım. Oradan bir yere kaybolma. Kaybolma.
Cesaret Sayın Başbakan. Buyurun Sayın Başbakanım. Ayrılın. Ellerinizi uzatın. Evet, her iki başbakanın da tırnakları kesik. Güreş için iki tarafa da başarılar dilerim. Tekme yumruk yok. Cimcik atmak, gıdıklamak yok. Erkekçe güreşeceksiniz. Ben düdük çalınca başlayacaksınız. Yerlerinize. Olabilir. Bilmem, bilmem ki. Yardım edin. Ne olur yardım edin, oğlumu bulun. Ne oldu oğlunuza? Kayboldu. Ne? Ali. Bir şeyler yap ne olursun. Bir dakika, bir dakika. Sayın seyirciler. Şimdi bir haber aldım. Güreşi biraz ertelemek zorunda kalıyorum. Bir çocuk kaybolmuş. İsmi Barış. İnsaniyet adına aramanızı rica ediyorum. Anlamadım. Amma da geç anlıyorsun ha. Barış. Barış kayboldu. Barış'ı aramanızı rica ediyorum. Nerede acaba bu çocuk? Ne bileyim ben. Abacan'ın biriydi zaten. Barış! 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 Barış!